4 Kasım 2016'da gözaltına alınarak tutuklanan ve Nisan ayında 7 yıl sonra tahliye edilen eski HDP milletvekili ve grup başkan vekili İdris Baluken hakkında bu kez de 2016'da yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek 9 yıl hapis cezası istendi. Birkaç davanın birleştirilmesiyle Ankara'da devam eden bir dosya olduğu belirtildi. Avukatı Reyhan Yalçın da Balüke'nin HDP Grup Başkan Vekili ve İmralı Heyeti üyesiyken yaptığı konuşmaların gerekçe gösterildiğini söyledi. Artı gerçeke konuşan Yalçın da Balüke'nin söz konusu konuşmaların tamamının aynısını mecliste de yaptığını vurguladı. Bu durumda anayasanın 83.1'de düzenlediği yasama sorumsuzluğunun bulunduğunu ama bunun hiçe sayıldığını söyledi. Yalçında ömür boyu soruşturma ve kovuşturma yasağının bulunması gerektiğini ama dosyada TBMM tutanaklarının esas alınması talebinin karşılık bulmadığını belirtti. TBMM tutanaklarını esas almayan savcılık ise mütalasında Baluke'nin 2016 yılının Şubat ayında Mardin'de, Haziran'da Diyarbakır'da, Nisan'da Adıyaman'da, Ekim'de de Diyarbakır'da katıldığı bazı etkinlik ve basın açıklamalarındaki konuşmalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve hükümetini alenen aşağılama, emniyet teşkilatını alenen aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine hakaret suçlarını işlediğini ileri sürdü. Savcılık 9 yıl hapis cezası talep ederken bir sonraki duruşma 23 Ekim 2024'te yapılacak.